Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Örgülü Bölüm 5. Şey, sen ne bakıyorsun ona? Lafımı kesti. Demek aklımı alacaksın ha örgülü? Yoksa ben mi kalacağım senin elinde dedi ama ufak bir kinaye sesim sanki ben. Bu hala dünkü soruda kaldı ve çıkarım yapıyor sanırım. Aptal, şimdi kesin yanlış anladı. Görelim bakalım Bekir Bey. Görelim bakalım Bekir Bey. Dün atıp tutuyordun. Bilemem. Yaşayıp öğreniriz artık dedim ve gülümsedim Bekir'e bakarak. Bekir de gülümseyip bir elimi tutup kendine çekip öptü. Haklısın Leyla. Tekrar dudaklarına götürdü elimi ve avuç içimi öptü. Ne yaşarsak yaşayalım, beraber olalım. Birbirimize ait olalım yeter. Ben alışveriş merkezine gidelim dedim. Ne dersin? Hem serindir orası dedi. Tam tahmin ettiğim gibi yanlış anladı. Ama yapacak bir şey yok. Bekir Bey sormayacaktım bana böyle bir şey. Şimdi de Kıvran'da dur bakalım. Çok iyi olur vallahi. Öğlen sıcağı dolaşmayalım şimdi dışarıda dedim. Zaten 10 dakika olmadan gelmiştik alışveriş merkezine. El ele hem birbirimize takılıp hem de sohbet ederek dolaştık. Kuyumcuyu bulduğumuzda Bekir hemen içeri girip alyansları istedi. İkimiz de incelemeye başladık ama ben pek beğenmemiştim. Bekir bana dönüp nasıl bir şey istersin ömrüm ben sana uyarım. Ne istiyorsan o olsun dedi. Ben kuyumcuya dönerek acaba eski usul alyans var mı elinize dedim ve hemen eski usul olanları çıkarttı bu sefer de. İçlerinden çok kalın olmayan bir alyansı beğendim. Üzerinde hiçbir desen yoktu. Zaten ben de böyle istiyordum. Bekir de gözleriyle beğendiğini söyleyince adama dönüp bunun erkek için olanı platin olsun yapabilirsiniz değil mi dedim. Adam onayladı hemen ve parmak ölçülerimizi aldı. Klasik bir model olduğu için çarşıdaki dükkanda platin olanından 2 saate temin edebileceğini söyledi. Tam ben Bekir'in parasını ödeyecekken Bekir kolumdan tutup kendine çekti ve eğilerek kulağıma. Benim yanımda senin paran geçmez örgülü, sakın ol araya girme, günümüz zehir olmasın dedi ve iki yüzünde parasını ödedi. Kuyumcudan çıkınca Bekir adettendir neden yaptın ki böyle, kız taraf alır erkeğin yüzünü dedim ve koluna girdim. Ben anlamam kızım adet madet. O el cebe atılmayacak. Neye gücüm yeterse onunla idare edeceğiz. Sen kendi paranı evlene kadar ailene harcamaya devam edeceksin. Evlendikten sonra da kendi tasarrufundur sen bilirsin. Ama ben yanındayken o el cebe girmez. Nokta. İyi de Bekir ben de çalışıyordum. Benim de param var. Üstelik annem çok üzülür. Bak nişan kız tarafına ait. Eğer sen böyle yaparsan annem kırılır. Ben kırmak için yapmıyorum ki örgülü. Sen annene ne istiyorsan onu söyle. Ben sana uyarım. Ama benim olduğum yerde sen ödeme yapamazsın. Artık uzatmaya lüzum yok dedi ve kapattı konuyu. Ben de uzatmadım çünkü arkasında bir art niyetin olmadığı belliydi. Daha sonra beni başka bir kuyumcuya soktu ve tek taşları istedi adamdan. Bekir, söyle ömrüm dedi ve bir yandan da tek taşları incelemeye devam etti. Bekir o elindekiler çok pahalıdır. Biraz daha ufak bir şeylere baksak nasıl olur? Sana ne kızım? Hediye bu. Tek başıma alacaktım ama sen görmeden almak istemedim. Hadi şunu bir dene dedi. Bir tane uzattı bana. Gerçekten güzeldi elindeki yüzük. Alyansım gibi sarı altındandı ve kenarlarında da minik minik bir sürü küçük taş vardı. Parmağıma takıp gülümseyerek beğendiğimi belli ettim. Bekir de beğendiğimi anlayınca çok yakıştı Leyla'm. Bence bunu alalım dedi. Başımı sallayarak onayladım. Hadi sen çık dışarı beni bekle diyerek beni dışarı çıkardı kuyumcudan ve yüzüğü bu şekilde aldı. Yüzüğü aldıktan sonra elimden tutarak sinemanın olduğu kata çıkardı beni. Ya Bekir sırası mı şimdi film izlemenin? Yarın annenler gelecek daha hazırlık bitmedi. Hem sen ablamlar gelecek demiştin. Nasıl alacaksın onları dedim ve sinemadan sıyırmanın yollarını aramaya başladım. Hayır yani kesin kıstırır orada bu beni ve benim tüm planım suya düşer. Olmaz. Sevgilimle sinemaya gideceğim. Hiç boşuna kıvırma örgülü.
Hem ablamları babam alır havalanından. Salih de yardım eder ona. Filmlerin başında durup incelemeye başladı. Yandım ki ne yandım. Hayır ben öpmeyeyim, itiraz edeceğim diyeceğim. Ben de dayanamıyorum ki. Benden de bir cacık olmaz canım. Ama Bekir günler çuvala mı girdi? Sonra gidelim. Ay bu sıcakta hiç çekilmez şimdi. Hadi dolanalım azıcık dedim ama kime dedim. Çoktan bir gerilim filmine iki bilet almıştı bile. Ne çok konuştun kızım ya. Hayır efendim, iki güne bilemedin üç güne nişanlım olacaksın ve ben sevgilisini bir sinemaya götürmede dedirtmem. İleride ne anlatacağız çocuklarımıza? Annenizle sevgiliyken sinemaya gittik diyemeyecek miyim ben? Hadi yürü, mısır, su falan alalım hadi Leyla'm. Ama ben seni yerim ya, içim eridi. Nasıl hayır diyeyim ki ben şimdi sana? Romantik çam yarmam benim. El mahkum girdik artık filme. En arkadan almıştı biletleri ve zaten nereye oturduğumuz çok fark etmezdi. Çünkü salonda toplam 10 kişi ancak vardı. Oturur oturmaz film başladı ve Bekir alnımı öptü, elimi tuttu. İnsan sevdiğiyle el ele film izlemesi de pek güzelmiş canım. Bundan da eksik kalmayalım değil mi ama? Filmin 20. dakikasında pür dikkat dalmışken ben tam tahmin ettiğim gibi balık ağa düştü. Kulağıma eğilip eteğin yukarı sıyılmış Leyla'm hangisini izleyeceğimi şaşırdım dedi ve eliyle eteğimin ucunu tuttu. Beynimden kalbime, beynimden kalbime. Her dokunuşuna da tepki vermesene be bu adamın. Ne oldu da depar attın hemen. Azıcık parmağı değdi sadece. Hayır yani biliyorum ben başıma gelecekleri. Hemen yerimde rahatsızca kıpırdanıp eteğimi aşağıya çekiştirdim ama keten kırışıp iyice büzülmüştü ve çok da muvaffak olamadım. Ben de bu sefer Bekir'in elini tutup çektim bacağımdan ve ''Bekir'im filmin en heyecanlı yerinde ne yapıyorsun? Hadi filmini izlesen, beni de rahat bırak.'' dedim. Hemen elimle önümü kapatıp kaşlarımı çattım. ''Nereye bakıyorsun sen Bekir'im? Bırakmadım bir filmimi seyredeyim.'' diyerek cıkcıkladım. ''Şu melek teyzen haklı. Bekir vallahi kalkar giderim. Hani film izleyecektik? Hadi dön önüne filmini izle.'' dedim ve önümdeki düğmelerden bir tanesini kapattım. Sonra da elini tutup başımı omzuna doğru yasladım. Tamam ömrüm tamam, izleyelim bakalım dedi derin bir iç çekerek. Ay kadın doğru dedi gördün mü? Bu adam benim suyumu çıkarmasa iyi. Eyvah ki ne eyvah. Sinemadaki gergin iki saatin sonunda derin bir nefes alarak kendimi salondan dışarı attım. Ay uğraşılmaz bu adamla arkadaş, ne eli duruyor ne ayağı. Çıkar çıkmaz Bekir beni kolunun altına alarak. Kaç bakalım ömrüm kaç. Bakalım daha ne kadar kaçacaksın benden. Burnumu sıktı. Hayır yani ne bu naz anlamadım ki. Kulağıma eğilerek. Ha şimdi ha bir ay sonra ömrüm ne fark edecek ki diye fısıldadı. Ben seni var ya. Ay bu çoktan sonra bağladı durumu. Kaşlarımı çatıp çıktım kolunun altından ve tek başıma yürümeye başladım. Küstüm konuşmuyorum. Çam yarması ne olacak? Koşarak yetişti bana ve tekrardan aldı kolunun altına beni. Yüzükler hazırdır. Hadi gidip alalım. Oh ne güzel memleket. Sen beni çatlat. Sonra da rahat rahat devam et sohbete. Sırf sıkıştırıp cevap almak için yapmıyorsa ben de Leyla değilim. Sen görürsün. Alalım ama ben sana küstüm Bekir'im. Ay bir anlayamadın. Ben insanların içinde öyle rahat davranamıyorum. Ne gerek var böyle şeylere? Yani toplum içinde. Hayır, baş başa olsak neyse de hadi. Git de oyna Bekir Efendi. Sen gel şöyle bir kahve içelim balkon tarafında önce, dedi acele acele. Ama neden ya? Kesin yine aynı konuyu açacak. Söyleyip kurtulsam mı acaba? Yok canım, nedenmiş? Bana ne? Ay hiç sorulur mu böyle bir şey yahu? Hani yani bir de takmadığını söylüyor. Madem takmıyorsun, neden durmadan ağzımı arayıp duruyorsun ki? Masaya geçip iki kahve söyledik. Ben hemen çıkarıp bir sigara yaktım tabii ki. Bekir durur mu? Daldı konuya hemen. Demek insanların içinde rahat değilsin. Öyle mi ömrüm? Dudaklarımı kemirerek boğazımı temizledim ve evet Bekir'im. Evet Bekir'im. Aynı uzattın sen de dedim ve sigaramdan bir yudum daha aldım. Sana böyle bir soru sordum diye böyle davranıyorsun değil mi ömrüm? Madem senin için bir engel yok. Daha önce yaşadım bunları. Peki beni severken bana yaptığın şey haksızlık değil mi? Bir öpücüğü çok görüyorsun bana dedi. Buyur buradan yak Leyla Hanım. Adam haklı.
Ama buldum. Bekirim, ben burada insanlar pek rahat sayılmaz. Sen de biliyorsun. Yani ben Ankara'da daha serbestim. Ama şimdi burası öyle mi? Bak bir kolun altına giriyorum. Sanki herkes bana bakıyor. İşte ben de karar aldım kendi kendime. Evlenene kadar çok dikkatli olacağım. Ay anneme laf gider falan. Allah korusun vallahi yolar o canım saçlarımı. Dedim ve galiba yuttu. İçimdeki ben halay çekiyor şu anda. Madem kendi kendine olayı sonuca bağladın, al sana sonuç Bekir Efendi. Anladım. Yani sen etraftan çekiniyorsun. Aslında haklısın ömrüm. Hiç düşünmedim ben böyle. Dedim ya, ben biraz rahattım. Ama saygım var Leyla'm. Baştan söyleseydin ya. Ama arada bir o dudaklardan tattır bari be ömrüm. Tamam. Gülümseyerek. Hem ben de özlüyorum Bekir'im seni. Ama ancak kimse yokken. Bak vallahi buluşuruz. Hadi soğutma kahveni de gidip alalım yüzükleri dedim ve olayı kendi çapımda tatlıya bağladım. Yüzükleri aldıktan sonra gülücükler saçarak eve girdim. Yolda Esra'ya da kısa bir özet geçtim tabii. Gerçi Bekir yanımda kıs kıs gülerken bayağı bir zor oldu ama anlattım neticede derdimi. Bekir de beni bıraktıktan sonra Gökhan diye bir arkadaşının yanına gitti. Eve girerken Melek teyze aklımdan tamamen çıkmıştı. Tam sırıta sırıta odama gidiyordum ki oturma odasında yerde oturmuş sarma saran Melek teyze ve anneme yakalandım. Kız gelsene anlat, çatladık meraktan dedi Melek teyze. Annem de kız üstünü değiştirsin de anlatır. Melek ne acelem var? Tamam anne geliyorum şimdi dedim ve odama gidip üzerimi değiştirdim. Sonra da ellerimi yıkayarak ben de oturdum sarmaların başına. İkisi de pür dikkat bana bakıyorlardı. Hadi anlat der gibi. Ay tamam bakmayın öyle, yüzükleri aldık. Anne tek taş da aldı biliyor musun diye cırladım odanın ortasında. Tüh kız maşallah de. Ayten kız Allah insana çirkin şansı versin. Bak ben taş gibiyim ha. Bunun yaşındayken bir alyans soru aldı benimki bana dedi. Gözlerimi kısarak. Anne bana çirkin dedi ya. Sensin çirkin Melek teyze. Nerem çirkin bir kere güzelim ben. Kız salak sen de ciddiye aldın cevap mı veriyorsun buna? Kız Melek uğraşmasana kızla. Ne tembih ettim sana ben. Arkadaş gelen giden kadını tembihliyor ama Melek aynı Melek. Kız bu şeytan olan Melek. Aman Ayten takıldım hemen de ciddiye aldı. Artık yarası varsa demek. Bak ya yağlı elimi alıp yanağına bastırdım tombul Melek şeytanın. Ay kızına bir şey de be. Batırdı hep yüzümü ama. Kız çeksene elini deli. Bak hala sürüyor yanağıma. Bak açarım ağzımı görürsün. Hemen çektim güle güle elimi. Koş peçete getir kadına. Sen de baştan yıka ellerini hadi dedi ve yolladı annem beni. Peçete ile geri dönüp verdim Melek teyzeye ama vallahi bunun gözü göz değil. Pis pis sırıtıyor bana. Yandım ki ne yandım. Ayten kız damat da pek boylu postu maşallah. Senin kız da çok ufak ayol nasıl olacak? Annem Melek ne diyorsun yine sen bacım? Ay bak altından saçma bir şey çıkarsa. Ne çıkacak ayol? Diyeceğim o ki sen bu kızı bakıma alıver düğüne kadar. Azıcık külü alsın. Kız bu senin damadın elinde kırılıverir ayol çıt diye. Adam bir sıkayım dese tekrardan yağlı ellerini yapıştım Melek teyzeye ama bu sefer ağzına. Açılmasın ulan bu ağız bir daha. Melek yaktın beni. Alım al morum mor kala kaldım öyle. Başladı ikisi de kahkaha atmaya. Melek teyze elimden kurtulup. Ayten bu olmuş olmuş. Bak nasıl da kızardı. Hoşuna gitti. Ama yapma bana bunu Melek yapma. Annem de kıkırdaya kıkırdaya. Kız haklısın komşum. Yazık olmasın kıza dedi ve kahkahayı patlattı. Anne ya sen de mi başladın? Hani bekar kızın yanında konuşulmazdı böyle şeyler. Daha geçen ay güne bile götürmedin sen beni be. Daha alış Leyla kızım. Başın bağlı sayılır senin dedi Melek teyze ve ben ayaklarımı tepe tepe çıktım odadan. Arkamdan bir kahkaha daha patlattılar. Ah anne ah sen de mi Brutus? Ertesi sabah saat 8'de annemin dürtmesiyle yataktan kalktım. Hemen kahvaltı işini halledip balkonda sigaramı içtim ve duşa girdim. Ben duştayken annem Hasan ve babamı evden yollamıştı. Çıktıktan sonra annemin yanına döndüm. Hazırlıklar son hız devam ederken ikimiz de çok gergindik. Ben bir yandan Bekir'le mesajlaşıp ona da rapor veriyordum tabii. Saat 1.30 gibi Bekir ailesini getirecekti. Ben de odama gidip hazırlanmaya başladım.
Esra'nın gününde giymek için geçen yıl aldığım kırmızı, dizlerin bir parmak kadar üstünde biten dar kesim elbisemi üzerime geçirdim. Altına giymek için siyah stilettomu da çıkarıp kenara bıraktım. Gelmelerine yakın giyinirdim. Hemen aynanın karşısına geçip yüzüme nemlendiriciyi sürüp sürmemi her zamankinden biraz daha kalın çekip dudaklarıma da ten rengine yakın belli belirsiz rujumu sürdüm. Kirpiklerime rimelimi sürüp parfümü de süründüm. Annemin yanına gidip saçlarımı mısır örgüsü yapması için önüne oturdum. Biraz zahmetliydi ama gevşek olduğu için çok rahat ediyordum. Hem de çok şık duruyordu. Önden çıkan bir iki tutamı da belli belirsiz kulaklarımın arkasına attım ve işte hazırdım. Annem üzerini değiştirme odasına gittiğinde ben de tabakları ve tepsiyi hazırlamak için mutfağa geçtim. Bekir yola çıktıklarını söyledikten sonra çayı demleyip ayakkabılarımı giyindim ve gergin bir şekilde beklemeye başladım. Annem, kızım bir dur yerinde Allah aşkına, ay başım döndü. Ne yapayım anne, elimde değil, çok heyecanlıyım. Ay babet mi giyinseydim acaba anne, çok mu abartı oldu böyle? Maşallah pek güzel oldun kızım, çıkarma iyi böyle dedi ve kapı çaldı nihayet. Şöyle derin bir nefes aldım ve yüzüme bir gülücük yerleştirip açtım kapıyı ve hoş geldiniz dedim ama kala kaldım. Çünkü Bekir kapıya doğru gelmeye çalışıyordu ve üç kız kardeşiyle kollarına yapışmış engel olmaya çalışırken kapıyı açtım bile fark etmediler. Annesi de kadın demek kapıyı çalıp arkadaki hengameye döndü ki o da fark etmedi benim kapıyı açtığımı. Tabii bir kişi fark etti bu karışıklıkta beni. Tabii ki Bekir. Ben kapıyı açınca birden durup yüzüme şaşkın şaşkın baka kaldı ve örgülü dedi şok olmuş bir halde. Ay beğendi beni sanırım. Ay Bekir'im de çok hoş doğrusu. Saçlarını yarım toplamıştı bugün ve siyah bir tişört giyinmişti. Annem beni kolundan çektirince bakışmamız bölündü. Hain kadın. Tabii Bekir'imin örgülü demesiyle dört kadın ve annem de bana doğru tedirgince bir anda döndü ve hepsi sanki bir şey olmamış gibi sırıtmaya başladı. Annem hoş geldiniz deyince Bekir'in annesi Ayşe teyze Bekir'i çimdikleyip hoş bulduk Ayten Hanım. Ay kusura bakmayın benim oğlan azıcık ayarsız. Dört kadın anlatamadık bir türlü içeri giremeyeceğini dedi ıkına sıkıla. Leyla'm çok güzel olmuşsun diye atladı Bekir araya. Yanaklarım al al cevap veremedim Bekir'e. Herkes pür dikkat bana bakıyordu. Ah Bekir ah. Bak hala konuşuyor. Hadi biz girelim. Bekir sen de git arayınca gelir alırsın bizi ablacığım hadi dedi. Sanırım Zühal ablasıydı bu. Yoksa Zehra mıydı? Bekir yerinden kıpırdamayınca dayanamayıp ben girdim lafa. Şey Bekir dedim ya sana hani sadece kadınlar oturacak diye. Hadi sen git artık dedim gözlerimi büyüte büyüte. Seni görmeden nasıl gideyim ben ömrüm. Gördüm gidiyorum işte tamam dedi ve sırıta sırıta aşağıya inmeye başladı. O gidince herkes bir tutulup kaldı kapının önünde ve annem devreye girdi hemen. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin kapıda kaldınız dedi ve kapıdan çekilip herkese yol verdim hemen. Üç kız kardeş de ancak benim boyumdalardı. Hatta en büyük abla biraz daha kısaydı. Ayşe teyze ise kara kaş, kara göz, tombul bir hanımdı. Ay kime çekti Bekir acaba? Demek babası sarışın bunun. Anne de boy olmadığına göre baba uzun olmalı kesin. Kadınların hepsi çantalarından çıkardıkları ayakkabıları ayaklarına geçirdikten sonra misafir odasına buyur ettik. İçeri geçtikten sonra tek tek hepsini öpüp hoş geldin dedim ve köşede bir sandalyeye kuruldum. Hayır yani neden kapı önünde oturuyorum anlamadım ki. Annem 50 kere tembih etti sakın koltukta oturma diye. Tam içimden saydırırken bir baktım ki herkes pür dikkat bana bakıyor. Boğazım kurumaya başladı ve gerim gerim gerildim. Ayşe teyze, Ayten Hanım çok geçmiş olsun size de. Bekir söyleyince pek üzüldüm. Aslında hemen gelecektim fakat bırakmadılar beni dedi ve üç kız da arkasından geçmiş olsun dediler. Annem, önemli değil Ayşe Hanım. Ancak toparladım zaten. Ayaklarınıza sağlık dedikten sonra herkes tekrardan bana döndü. Ayşe teyze, sen nasılsın Leyla kızım? Ay maşallah pek de güzelmişsin dedi ve kıkırdayarak kızlarına döndü. Ay kadın kıkırdadıkça beni de aldı bir gülme isteği ama annem beni yolar. Derken bir abla araya girdi. Ben Zühal Leyla'cığım, Bekir'in en büyük ablası. Ben de Zehra, bir küçük ablasıyım. Ben de Zeliha, kardeşiyim. Ay hakikaten maşallah abim dediği kadar varsın. Şey teşekkür ederim o sizin güzelliğiniz.
Hepiniz birbirinizden güzelsiniz gerçekten dedim ve hafifçe tebessüm ettim. Ay bu kibarlıkla kırılmasam iyi. Annem, maşallah Ayşe Hanım, 4 çocuk büyütmüşsünüz. Ne mutlu sana. Kızım sen de yeni doğum yapmışsın herhalde. Allah analı babalı büyüsün dedi ve bana kaş göz yaparak çaylarımı getirmemi işaret etti. Usulca kalkıp önce önlerine sehpalarını koydum ve mutfağa geçtim. Arkamdan 3 kız da mutfağa daldılar sırıta sırıta. Zeliha saçlarıma dokunup, ay ne güzel saçların var senin. Biz de diyoruz abi neden örgülü deyip duruyor dedi. Şey teşekkür ederim dedim ve Cühal abla girdi araya. Ay rahat bırak kızı Zeliha. Baksana nasıl heyecanlı. Ne var abla ya? Abimin diğer faciasından sonra gerçek gelmiyor hala dedi Zehra abla. Sonra da Zühal abla dürterek susturdu onu. Leyla sen kusura bakma Zehra'nın. Azıcık patavatsızdır da. Önemli değil haberin var benim Ece olayından. Rahat olabilirsiniz yanımda Zühal abla dedim ve tepsideki bardaklara çayları koymaya başladım. Kızlar da tabakları taşıyorlardı ki. Aa biz kurabiyeyi arabada unuttuk Zeliha dedi Zehra abla. Aa evet unuttuk vallahi. Hep abimin yüzünden dedi ve telefon ile abisini arayıp geri gelmesini istedi. Şey önemli değil çağırmayın siz Bekir'i geri. Olmaz annem burnumuzdan döker vallahi Leyla. Getirsin. Dedi ama ah yaktın beni Zeliha. Bırakmaz ki şimdi o beni. Ne güzel göndermiştim. Arar aramaz Bekir açtı telefonu. Zaten unuttuklarını fark edip geri dönmüş o da ve 2 dakikaya oradayım dedi. Zeliha kurabiyeyi almak için aşağı inince bir oh çektim. Kapı çalınca koşarak gidip açtım ve karşımda bir adet somurtan Zeliha ve bir adet de sırıtan Bekir bana bakıyordu. Zeliha ayakkabılarını çıkartırken ay seni görmeden gitmezmiş tekrardan dedi ve içeri geçip Bekir'i karşımda bıraktı. Bekir bir normal davransan ne olur Allah aşkına ya. Bari bugün yapma. Derken arkamdan kapıyı kapattı ve ikimiz apartmanda kaldık öylece. Sinirden kudurarak sen ne yapıyorsun Bekir ne yapıyorsun? Ay rezil oldum insanlara nasıl gireceğim şimdi ben içeriye derken ağzımı kapatıp bir kere öp hemen gideyim demez mi? Ah Bekir ah. Yuh yani Bekir git diyorum sana git. Olmaz bir kere öpmeden gitmem. Sen de rezil olursun. Ben kimseyi takmam biliyorsun dedi. Gayet ciddi bir şekilde yanağını uzattı bana. Artık kurtuluş yok deyip uzanıp yanağına ufak bir öpücük kondurdum ve ama benim çam yarmam ne yaptı? Yüzünü çevirip dudaklarıma yapıştı. Ergen misin sen nesin anlamadım ki? Tam geri çekildiğim sırada Ayşe teyze kapıyı açıp beni kolundan tuttuğu gibi arkasına çekti ve fısıldayarak çok kızgın bir şekilde ah ben seni bilmem mi? Kızın anası içeride sen burada kızı sıkıştırıyorsun değil mi? Azgın teke ne olacak? Yürü git aşağıya. Bak vallahi alırım ayağımın altına seni ha. Bunu da mı hamile bırakacaksın eşek sıpası dedi ve beni içeri sokarak Bekir'in yüzüne kapattı kapıyı. Sonra bana dönerek kızım sen de git çayları koy. Bir de bana lavaboyu göster dedi. Lavaboyu gösterip sessiz olmuş bir şekilde mutfağa geçtim. Zeliha tabaklara kurabiyeleri eklemiş beni bekliyordu. Anlayışlı davranıp tek kelime bile etmeden taşımaya başladı tabakları. Ben de çay servisine başladım. Ah Bekir ya, bir rahat dursan ölürsün sanki. Çaylar eşliğinde hoş bir sohbet yaptıktan sonra artık gitme vakitleri gelmişti. Ayşe teyze ben tabakları topladıktan sonra lafa girdi hemen. Ayten Hanımcığım, çocukların durumu malum. Benim 2 kız da İzmir'den geldiler. Sizin için de uygunsa yarın istemeye gelelim Leyla kızımızı. Ertesi gün de aile arasında nişan yapalım. Tabii nasıl uygun görürseniz. Bizim için uygun Ayşe Hanım. Benim de abim geliyor Çanakkale'den bu akşam. Onlar da çok uzun kalamayacak. İyi olur bu şekilde dedi. Sonra Zühal abla girdi araya. Leyla canım yarın çıkıp nişan alışverişi yapalım sana uygun olur musun? Annem gözlerini tamam der gibi kırpınca ben de onayladım hemen. Tamam Zühal abla nasıl isterseniz dedim. Ayşe teyze, Ayten Hanım özel olarak istediğiniz bir şey var mı? Hani şu olmazsa olmaz dediğiniz. Kızımın gözünde kalmasın bir şey. Yok Ayşe Hanım bir talebimiz. Leyla'm gözü gönlü toktur zaten. Sakın sizi abartıya kaçıp kendinizi zora sokmayın dedi. Şey Ayten Hanımcığım acaba düğünü ne zaman yapalım? Hani ona göre hazırlıklarımızı ayarlayalım. Ayşe Hanım ben bilemem. Çocuklar versinler kararlarını biz uyarız.
Elim olana kalsa haftaya düğün yapacak ama ayol. Eşyaları şimdi alsak bir aydan önce ev dizilmez. Olmaz öyle şey. Ben sınava gireceğim zaten Ayşe teyze. Öyle olmaz hemen. Ah kızım anladım da benim oğlan takmaz sınav falan. Bir aya zor razı oldu. Daha erken mümkün değil. Olmaz zaten de buna bile zor razı ettik. Neyse konuşuruz artık sonra bunu dedi. Ay Leyla sınav ile ne alakası var evliliğin? Siz yapın hazırlıklarınızı sınavdan sonra da evlenin işte. Uzatmanın ne alemi var dedi Zuhal abla. Tam cevap verecektim ki. Ablam haklı anne. Bir an önce düğün yapalım bence malum. Tam devam edecekken Zehra Zuhal abla onu dürtüp susturdu ve yani Leyla ne kadar çabuk o kadar iyi değil mi? Hani abimi sen de tanıyorsundur bizim kadar dedi kaş göz ederek. Ah Bekir ah rezil oldum rezil oldum. İşte ben de onu dedim ya abla ne dürtüyorsun beni? Ece gibi hamile hamile mi evlensin kız dedi. Patavatsız Zehra Allah seni kahretmesin Zehra. Ocağımı söndürdün Zehra. Annemin rengi kızarıp bozarmaya başlayınca korkarak yanına gittim ve ay anne anlatmıştım ya sana önceden evlenmiş Bekir diye. Ay sakin ol anne. Kız ondan bu kadar çabuk evleniyorsun? Dedin ama kız evlenirken hamileymiş demedin. Ay bu seni hamile mi bıraktı yoksa? Ağlamaya başladı annem. Allah'ım başımıza gelenlere bak. Ay rezil oldum. Kızlar şok içinde bana bakarken Ayşe teyze yanıma gelip annemin elini ovuşturmaya başladı. Anne yapma Allah aşkına. Ay yok öyle bir şey. Ne hamilesi ya. Bir kendine gel. Ay bak hamile değilmiş Ayten teyze diye araya giren Zehra'yı Zuhal abla tuttuğu gibi söylene söylene dışarı çıkardı. Dünürüm bir sakinleş. Bak sen yanlış anladın durumu. İlk gelin hamile kaldı diye evlendi onunla da bizim oğlan. Ondan dedi öyle Zehra. Zaten patavatsızın teki. Sen ne bakıyorsun ona? Annem sakinleşip pür dikkat bana bakmaya başladı ve tam konuşacakken araya girip düğünün bu kadar erken yapılmasına gerek yok Ayşe teyze. Benim böyle erkenden evlenmeyi isteyecek bir sebebim de yok ayrıca dedim kızgın bir şekilde. Annem sen karışma artık Leyla dedi ve Ayşe teyzeye dönerek Ayşe Hanım tamam düğün hemen sınavdan sonraki hafta yapılsın dedi. Ama anne sus Leyla. Seninle sonra konuşacağız. Ay sevindim vallahi Ayten Hanım. Ne yalan söyleyeyim. Ay düğün var düğün. Gül azıcık ayol dedi ve patlattı bir kahkaha. Yaktın beni Zehra. Yaktın. Misafirlerimiz yolladıktan sonra kendimi odama atıp hemen üzerimi değiştirdim ve sigaramı alıp balkona çıktım. 2 saate kadar dayımlar gelecekti ve benim annemin suratını düzeltmem lazımdı. Yaklaşık yarım saattir yüzüme bile bakmadan ortalığı toplayıp duruyor. Bana denk gelen görünce de ancak bu kadar olur zaten. Bir insan nasıl bu kadar patavatsız olur anlamadım ki. Böyle kaçmak da olmaz en iyisi yüzleşmek. Kalkıp oturma odasına annemin yanına gittim. Kanepede oturmuş televizyona bakınıyordu. Hemen karşısına geçip anne dedim ama yüzüme bile bakmadı. Anne ne var? Eyvah adım bile söylemiyor. Hemen yanaştım dizlerinin dibine. Anne abartmıyor musun birazcık? Kadın patavatsızın teki işte. Bak annesi bile söyledi. Bana ne o kızdan Leyla? Sen nasıl söylemezsin Bekir'in bu kadar rahat bir adam olduğunu? Adam eski karısıyla kaç sene aynı evde yaşamış. Gitmemiş, kız hamile kaldı diye evlenmiş. Üstelik ailesine haber vermeden. Ama anne Bekir... Sus Leyla, hiç konuşma. Bu kadar rahat adam senden neler bekliyor kim bilir. Adam alışmış tabii rahat rahat takılmaya. Şimdi sana rahat verir mi? Hadi verdi diyelim. Ben senin böyle bir adamla uzun uzun nişanlı kalmana müsaade edemem. Bir şeytan oysanız ne yapacağız? Ay rezil oluruz, rezil. Anne hiç mi kızını tanımadın sen? Ben sınırlarımı aşmam, sen merak etme. Hem Bekir rahat olabilir ama bana çok değer veriyor anne, gerçekten. Hem annesi demedi mi, ona kalsa bir haftaya düğün istiyor diye. Adamın niyeti başka olsa koşa koşa evlenmek ister mi? Tamam işte bir aya kalmaz düğün var Leyla Hanım. Hazırla kendini. Ama anne bari yaz sonuna kadar bekleseydik. Ben Bekir'i razı edemiyorum. Sen ara annesini vazgeçtim de ne olur. Yaz son olsun düğünde. Hem sınavlar da belli olur o zamana kadar. Olmaz efendim son sözümü söyledim Leyla. Daha fazla uzatma artık. Bir kere içme şüphe düştü zaten.
Hem atamaları ne zaman olacağı bile belli değil. Kaldı ki seni kazanacağın da şüpheli. Sanki doğru düz çalıştın da. Of anne, yapma böyle. Kız oflama bana. Vallahi yersin terliği. Son sözümü söyledim. Kalk yemek sofrasını kur. Dayınlar eli kulağında gelirler. Dua et dayının kulağına gitmesin bunlar. Bir tarafıma baka baka gerisin geri mutfağa gidip hazırlıklara başladım dayımlar için. Her şey Bekir Efendi'nin istediğine göre yoluna giriyordu. Adam bildiğin ballı yahu. Yoksa bu kızı da o mu tembihledi? Yok canım, yapmaz Bekir'im öyle şey. Akşam saati önce Hasan geldi. Daha sonra da Mehmet dayım ve Gülsüm yengem geldi. Ama asıl sürpriz Yavuz ve Selim abimin gelmesiydi. Onları görür görmez çığlık çığlığa üstlerine atladım. İnanmıyorum, hani gelmiyordunuz siz? Yavuz ve Selim abim tek yumurta ikizleri ve yengemin tabiriyle evde kalmışlar. İkisi de 1.80 boyunda esmer ve 30 yaşında. Çanakkale'de spor salonları var işlettikleri. Onlar da beni görünce kollarını açıp sırayla sarıldılar. Kız cadı, bir dur da nefes alalım dedi Yavuz abim. Ailemizin tek kızını isteyecekler ve gelmeyeceğiz. Sence mümkün mü dedi Selim abim. Sonra da dayım, hanım gördün mü bizi görmüyor bile diye istemediğince bu sefer de yapışıp dayımın elini öptüm. Sonra da sıkıca sarıldım. Yengem de koklaya koklaya öptü beni. Ailece hep beraber öpüşüp hasret giderdikten sonra kalabalık olduğumuz için misafir odasına geçtik. Herkes gülüşüp hal hatır sorduktan sonra dayım, Ayten kocan nerede dedi. Kahvede abi, nerede olacak başka? Yine oynuyor mu at yarışı falan? Kızım 40 kere söyledim sana. Adam olmaz bu herif, boşan gitsin. Bak anamın evini de sana verdim. Boşansan babamdan da maaş alırsın. Aslan gibi oğlum var maşallah. Geçin ve gidersiniz be kızım. Aman abi, kimi kimsesi yok. İki çocuğumun hatırı var üstelik. Nasıl kapıyı atayım? Hem son olaydan sonra aldık maaş kartını elinden, harçlık veriyoruz. Oynamıyor artık. Evi de onunla çekip çeviriyoruz çok şükür. Aman kızım, sen yine de güvenme ona sakın. Yine borç takar bir yerlere maazallah. Annem dayım konuşmalarından sıkılmaya başlayınca hemen araya girdim. Yengecim, sen nasılsın diye sordum. İyiyim kuzum, ne olsun. Senin haberini aldık, daha iyi olduk. Asıl haberler sizde dedi ve kıkırdadı. Teşekkür ederim yengem. Darısı abilerimin başına inşallah. Cadıya bak, nasıl da topu bize attı. Daha dur, senin hesabın başlamadı hanımefendi dedi Yavuz abim. Bilerek cevap verecektim ki Hasan. Yavuz abi, Bekir abi anlatmak olmaz. Görmeniz lazım. Yani kendisi nasıl desem birazcık. Sırıtarak araya girdim ve ne diyorsun sen canım kardeşim? Açlık başına vurdu zar. Yok Yavuz abi, bakma sen ona. Normal yurdum insanı işte. Dedim ama abilerim ikisi de pür dikkat kesilmiş, gözleri kısık bir şekilde bana bakıyorlardı. Allah'ım, sayına mı veriyorsun bu delileri bana? Neden böldün çocuğun lafını sen? Anlat Hasan dedi Selim abim. Atıl kurt pozisyonunda. Allah'tan dayım imdadıma yetişti derken. Sakin olun azıcık oğlum. Yemeğimizi yiyelim. Bir alın çocukları dışarı çıkarın bir yere çay içmeye. O damat beyi de çağırın bakayım bir. Gözünü tutacak mı? Ah be dayı, ne gerek var böyle atraksiyonlara? Dayıcım ne gerek var? Yarın gelecekler ya zaten dedim. Ama gözleriyle beni yerime oturtuverdi. Bu sen artık karışma demek sanırım. Ben de somut olarak oturdum tatomun üzerine. İyi düşündüm baba. Hadi Leyla, ara bakalım damat beyi de azıcık terletelim değil mi ama dedi. Selim abim ve herkes gülmeye başladı. Alacağınız olsun. Düşersiniz siz benim elime. Biraz daha sohbet ettikten sonra Bekir'e mesaj atıp durumu izah etmeye çalıştım ve gideceğimiz yeri söyledim. Annem ve yengeme sofrayı hazırlamalarında yardım edip hep beraber yemeğe oturduk. Tam yemek servisine başlıyorduk ki kapı çaldı. Hasan elimde tencere olduğu için kapıya koştu. Hayret, babam da gelmez bu saatte. Sofraya oturup yemeğe başlamıştı ki Hasan'ın odaya girmesiyle herkes Hasan'a baka kaldı. Hasan'ın elinde kocaman bir vazo canlı beyaz gül duruyordu. Çok ama çok güzeldi. Ama yer olup yerin dibine girdim. Ah Bekir, bir dur adam artık diye düşünürken abla bu sana dedi ve bıraktı çiçeği önüme yere. Herkes pür dikkat bana bakarken el mahkum üzerindeki kartı açmak zorunda kaldım. Canım sevgilim, Bekir denen o adamın aramıza girmesine müsaade etmeyeceğim. Çok yakında benim olacaksın. Bekle beni. Seni çok seviyorum. Derin bir nefes alıp kendime gelmeye çalışırken annem rengimin arttığını fark edip ayağa kalkıp yanıma geldi ve elindeki kartı alıp okumaya başladı ve okur okumaz ağlayarak. Ay bu ne demek Leyla? Kalk polise gidelim yavrum. Bu adam resmen deli.
Ay sana bir şey yapacak dedi ve düştü bayıldı. Yengem anneme koştururken ben sandalyeye çöktüm kaldım. Çok yakında benim olacaksın. Çok yakında benim olacaksın. Çok yakında benim olacaksın. Aklımda dönen bu cümleyle kulaklarım uğuldamaya başladı. Abilerim benimle konuşmaya çalışırken dayım ve yengem annemin başındaki Hasan'ı çekmeye çalışıyorlardı. Daha fazla dayanamadan kendimi boşluğa bıraktım. Kendime gelmeye başladığımda annemle dahil herkes başımda toplanmıştı. Yattığım koltuktan diklenmeye çalışınca tekrardan başım döner gibi oldu ve Selim abim hemen koluma girdi. Ona gülümseyip oturup pozisyona geçtim. Dayım bas bas bağırıyordu evin içinde. Ne demek bana olanları söylememek Ayten? Ben ne güne duruyorum ha? Bu bizim kızımız, bizim. Sahipsiz mi zannettiler? Hemen karakola gidiyoruz. Hasan, sen de şu ablana attığı yumruğun raporunu, belgesini aldın mı? Elinde ne varsa getir çabuk. Yavuz abim bana doğru eğilip, sen korkma sakın cadı, biz varken hiçbir şey yapamaz sana dedi. Evet Yavuz'la konuştuk. Bir müddet dönüşümlü duracağız salonun başında. Birimiz hep burada kalacak. Annem ve babam da kalacaklar düğüne kadar. Sen hiç merak etme tamam mı abicim dedi Selim abim. Onların böyle konuşmasıyla bütün sinirlerim boşaldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. O sırada telefon çalmaya başladı. Hasan koşarak gelip elime verdi ama zangır zangır titriyordum. Tanımadığım bir numara arıyordu. Dayım, korkma kızım, aç telefonu ve hemen hoparlöre ver. Yavuz, siz de kayıt falan yapın. Belki o soysuzdur arayan dedi ve ben de yüzümü elimin tersiyle temizleyerek açtım telefonu. Alo Leyla, aldın mı sevgilim gülleri? O arıyor, Murat bu. Murat bak, çok uzattın, rahat ver artık bana diye bağırdım. O ise gayet sakin. Ben biliyorum beni sevdiğini aslında. Sırf babanla senden habersiz konuştum diye inadından böyle davranıyorsun. Merak etme, yakında kurtaracağım seni o adamdan. Murat yeter, hayal kurup duruyorsun. Ne olur bırak artık peşimi diye bağırınca artık o da sakinliğini kaybetti. Bugün babana da söyledim. Asla izin vermem bir inat uğruna aşkımızı harcamana. Dediği an nefesim kesildi ve tekrar ağlamaya başladım. Dayım telefonu elimden kapıp bas bas Murat'a saydırmaya başladı. Soysuz, sen sahipsiz mi sandın bu kızı? Neredesin ulan? Söyle neredesin? Der demez cevap vermeden kapattı telefonu. Annem ve Hasan da babamın adını duyunca benim gibi eller ayaklar birbirine girmeye başladı. Demek arkamızdan ne işler çeviriyordu bizim? Hiç insan kendi kızına bunu yapar mı ulan? Ayten, sana boşa bu adamı, rahat durmaz dedim. Al, acıdığın adama bak, şimdi kızını sattı demek ki. Der demez daha da şiddetlendi ağlamalarımız. Abimler dayımı sakinleştirmeye çalışırken telefon tekrardan çalınca bu sefer Yavuz abim dayımın elinden kaptığı gibi açtı telefonu ve küfretmeye başladı. Sonra bir anda susup Leyla bu o soysuz değil sanırım dedi ve verdi elime telefonu. Daha kulağıma yaklaştırmadan Bekir'in bağırtısını duymaya başladım. Leyla ne oluyor orada? Cevap ver Leyla. Ulan kimdi telefondaki lavuk? Burnumu çekiştirerek Bekir ömrüm yoldayım geliyorum. Ses ver ne oldu bana söyle. Kurban olurum akıttığın yaşına ben senin. Kim yandaki söyle bana. Ağlayarak kuzenim dedim. Neden ağlıyorsun ömrüm? Neden küfretti bana? Evlenmemizi mi istemiyorlar ömrüm ha? Bekir, Murat aradı dedim bir çırpıda ve Bekir de başladı telefonda bas bas bağırmaya. Yüzümü ekşiterek telefonu kulağımdan biraz uzaklaştırdım ve o sırada Selim abi elimden telefonu alıp konuşmaya başladı. Bekir ben Selim, Leyla'nın abisiyim. Bir daha kardeşimin yanında küfredersen senin ağzına. Şimdi sus beni dinle. Konuşmamız lazım. Ama önce karakola gidiyoruz. Hasan arayıp söylesin sana gittiğimiz yeri orada görüşürüz dedi ve suratına kapattı Bekir'in. Dayım bana dönerek şu oğlanın babasının numarasını ver bana bakayım dedi. Numarasını verdim ve hemen kendinden aradı Mustafa abiyi. Durumu izah etti ve karakola gittiklerini söyledi. Biraz konuşup kapattı ve adam sonuna kadar bize yardımcı olacağını söyledi. 2 gündür oğlundan ses yokmuş zaten. Bir de dedi ki ilk bu katil değil. Dur bakalım bir işler dönüyor ama anlarız. Hadi polise gidiyoruz. Gülsün sen Ayten'le evde kal. O şerefsin hesabını gelince keseceğim dedi ve hep beraber ayaklandık. Hasan yolda Oktay'ı da arayıp hastanedeki olaya şahitlik etmesi için çağırdı. Karakola gittiğimizde herkes oradaydı. Telefonumu aldılar, ses kaydını dinlediler. Çiçekte yazanları kontrol ettiler, ifadeleri aldılar. Yaklaşık 3 saat kadar süren hengame sonunda ertesi gün savcılığa da suç duyurusunda bulunma işi çıktı. Bekir bir saniye olsun yanımdan ayrılmadan bana destek oldu ve herkesin takdirini topladı bu arada.
Bekir'i yalnız bırakmamak için üç eniştesi de gelmişti yanında. Onlar da sağ olsunlar hep ortalığı yatıştırdılar. Ama gecenin bombasını Mustafa abi patlattı. Meğer Murat lisedeyken de bu şekilde bir kızın peşine düşüp onu kaçırmaya çalışmış, engel olmuşlar. Fakat bir müddet tedavi gördükten sonra ancak kendine gelebilmiş. Murat'ın artık düzeldiğini zannederken de benim olayım patlak vermiş. Tabii karakolda bunu da anlatınca polisler daha bir önem vermeye başladılar olaya. Artık karakolda yapacak bir şey kalmayınca Bekir yanımıza gelerek ''Leyla'm bak sakın tek başına bir yere falan gitmeye kalkma tamam mı?'' Adam bildiğim psikopat çıktı. ''Aklım sende kalmasın'' dedi ve abilerimin ve Hasan'ın yanında başımın üstünü öptü. Utanıp kendimi geriye çekerken abilerim bize bakmamak için bir adım ötemize geçtiklerini fark ettim. Bu aslında Bekir onay verdikleri anlamına geliyordu ama buna bile sevinecek halim yoktu artık. ''Tamam Bekir'im zaten...'' Ağlamaya başladım dayanamayarak. Çok korkuyorum ben. O ortaya çıkana kadar gidemem bir yere zaten dedim. Ben ağlayınca Bekir beni kolunun altına aldı ve abilerimle Hasan'a dönerek ''Leyla'm ben yokken sizlere emanet'' dedi. Hasan atlayıp ''Sen merak etme Bekir abi. Ablam bir dakika boş bırakmam ben'' dedi ve bana doğru gelerek sarıldı. Hemen Bekir'in kolunun altından çıkıp ben de sarıldım kardeşime. ''Leyla'm istersen yarınki alışveriş işi kalsın. Sen de yorulma daha fazla ne dersin? Ben cevap vermeden Yavuz abim cevapladı. Yok öyle şey. Bir soysuz yüzünden benim kardeşim en güzel günlerinden eksik kalmayacak. Biz hayatımıza devam edeceğiz. Sadece yalnız kalmayacak o kadar. Ama yarın sabah ilk iş savcılığa gidilecek tamam mı Leyla dedi. Ben de başımı onayladım abimi. Bekir araya girerek. Tamam ben gelir alırım sizi sabah. Bakalım yetişirse yaparız alışverişi de değil mi ömrüm? Kendimi gülümsemeye zorlayarak ''Tamam Bekir'im yaparız, akşam da gelirsiniz'' dedim. Ben gülünce herkes bir rahat nefes aldı. Abimle taksiyle eve dönmekte ısrarcı olsalar da Bekir katiyen izin vermedi ve biz gençler Bekir'in arabasına binerken enişteler de dayımı arabaya alarak bizi evimize bıraktılar. Hatta bir ara dayım Bekir'in babasıyla de telefonda konuştu sanırım. Eve döndüğümüzde bir kıyamet daha kopacaktı ve daha arabada bizim aile gerilmeye başlamıştı bile. Babamın hepimize verecek bir hesabı vardı. Eve gittiğimizde kapıyı yengem açtı merakla. Dayım lafı geçiştirerek bize döndü ve ''Çocuklar siz Leyla'yı da alın çıkın balkonda laflayın azıcık. Kahve çay falan için işte ama içeri gelmiyorsunuz sakın alırım ayağımın altına'' dedim ve hepimiz balkona gidip yere çöküp oturduk. Selim abim cebinden çıkardığı sigarayı ağzıma tutuşturup ''Hadi hadi artık büyüdün karışmayacağım iç yanımda'' dedi ve ağzımdaki sigarayı yaktı. Hasan da kahve hazırlamak için mutfağa geçti. Tam o sırada içeride bir kıyamet koptu ki sorma. Sesleri duydukça ellerim titremeye başladı. Nasıl bir baba benim babamın yaptığını yapar ki? Ne aldı acaba o heriften? Ne çıkarı var ki yapıyor bunları? Abimler konuşup kafamı dağıtmaya çalışıyorlardı ama benim kulağım pür dikkat içerideydi. Hasan elinde kahvelerle gelip herkese fincanı verdikten sonra gözleri dolu dolu bana sarılıp ''Abla ben varım bak sakın korkma. Bak sınavlarım da bitti. Yakında bahçe işleri başlar. Gider çalışırım yine. Bakarım annemle sana. O olsa ne, olmasa ne?'' dedi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. ''Canım kardeşim benim. Ne güzel yüreğin var senin öyle.'' Dayanamayıp ben de ağlamaya başladım. ''Tabii sen varsın benim aslan kardeşim. Hem sen tasalanma. Ben ne yapar eder okuturum kardeşimi. Düşünme aslan parçam.'' dedim ve onun yüzündeki yaşları sildim. Abilerim daha fazla dayanamayıp ''Aa yeter be, amma mızmız çıktınız siz de ha. Aslan gibisin oğlum. Hepimiz iftihar ediyoruz seninle. Sen varsın tabii ablanın, ananın yanında.'' dedi. O sırada içerideki sesler daha da yükselmeye başladı. Hepimiz içeriden gelen seslere dikkat kesildik. ''Dayım, sen nasıl böyle bir adamla görüşüp kızın arkasına iç çevirsin ha? Söyle bana nasıl?'' ''Sana ne, kız benim değil mi? Hem ne varmış Murat'ta?'' ''Bak hala Murat diyor. Ulan adam psikopat çıktı haberin var mı?'' ''Ne yani o uzun saçlı adamla evlenmesine göz mü yumacaktım? Daha toy Leyla kendisi için doğru kararı veremez.'' ''Ne yani sen mi vereceksin doğru kararı? Toy dediğin kız senelerdir bu evi çekip çeviriyor be. Kız dedim duruyor 3 kuruş kenara para atmak için. Hem nereden esti bu birden ilgili baba rolü? Ne verdi sana doğruyu söyle.'' ''Hiçbir şey vermedi. Sana hesap verecek değilim. Benim o adama verilecek kızım yok. Murat ile evlenecek.'' Dayım babamın bu sözünden sonra gülmeye başladı katıla katıla. Sonra da ''Ayten kalk git Gülsüm'le bu adamın eşyalarını topla.
Defolup gidiyor bugün bu evden. Sen kim oluyorsun da kovuyorsun beni? Otur yerine Ayten. Ben bu evin sahibiyim. Sen de şimdi pırını pırdın toplayıp gidiyorsun. Yeter ulan, yedirmem sana bu gül gibi çocukları. Ver şunu maaş kartını da eline. Yarının tez yok, boşanıyorsun bu adamdan. Dayım Nuh dedi, peygamber demedi ve babamı attı kapıya. Annem sessiz ağladı durdu bütün gece. Babama değil de yaptıklarını ağladığını herkes biliyordu. Giderken babamın yüzüne bile bakmadık. Artık güvendiği neyse burnu havada çıktı gitti evden. O gece Hasan ve ben annemin koynunda sabaha kadar sarılıp ağlaştık. Babamın sessiz sedası kabullenişinin ve gidişinin ardından hepimizin aklında dile getirilmeyen tek bir soru vardı. Neyine güveniyor? Rahatsız ve düşünceli geçen gecenin sabahında yengemi tepemizde bitirirken bulduk. Annemle hemen uyanıp yataktan kalktık. Ayten yengecim, kalkın ben kahvaltıyı hazırladım. Saat 8 abinin bir avukat arkadaşına gidecekmişsiniz. Bir de savcılığa. Bugün çok iş var, anca yetişiriz. Annem bıkkın bir sesle, haklısın yenge, çok işimiz var. Bir an önce dışarıdaki işleri halledip eve dönelim de kızımın bu güzel günü mahvolmasın. Ha şöyle, hadi gelin bakalım kahvaltıya dedi ve odadan çıktı. Annem yengem gittikten sonra Hasan da kaldırdı ve hepimiz mutfağa geçtik. Gerçi hep beraber sığamadığımız için masaya yengem ve dayım bizden önce yapmışlardı kahvaltılarını. Abilerin de şen şakrak masada yerlerini almışlardı. Bizim keyfimizi yerine getirmek için herkes çırpınıp duruyordu. Bense babamın arkamdan iç çevirmesine mi yanayım, yoksa peşimde bir deli olduğuna mı yanayım? Ya da bugün istenecek olmamı mı düşüneyim? Kafamda milyon tane soru, boğazımdan lokma geçiremiyordum. Bir de alışverişçi vardı ki ona hiç yüreğim yoktu. Ya o manyak bir yerde karşıma çıkarsa ne yaparım ben? Dayım mutfakları olduğu için oturma odasına geçince televizyon seyretmek için ben de hemen elime çayımı alıp balkona sigara içmeye çıktım. Herkes yemek yemediğim için söylenmeye başladı ama son anlayış gösterip üstüme gelmediler. Sigaramı içerken annem yanıma geldi. Kızım düşünme bu kadar, her şey olacağına varır. Ben babandan çoktan ayrılmalıydım aslında. Şu yaptığına bak, arkamızdan neler çevirmiş. Resmen elin delisine cesaret vermiş senin peşine düşmesi için. Aman anne, ben babamı falan takmıyorum. Adam olsa ne, olmasa ne? Varken ne hayır oldu ki bize? Ben peşimdeki deliyi düşünüyorum. Çok korkuyorum anne. Yakında benim olacaksın deyip duruyor. Aklımda ne planı var? Başıma bir şey gelecek diye ödüm patlıyor. Şimdiye kadar nasıl da ciddiye almadım onu ben? Çok büyük hata etmişim anne, çok. Sanki ciddiye alsan ne yapacaktın güzel kızım? Kimin aklına gelir böyle bir şey? Sen hiç merak etme. Bak tek başına bir yere gitmezsin olur biter. Milletin içinde bir şey yapacak hali yok ya. Hadi takma kafanı daha fazla Leyla. Git üzerini değiştir de çıkalım anneciğim. Başımla annemi onayladım, sigaramı attım ve içeri üzerimi değiştirmeye geçtim. Üstümü değiştirirken telefonum içeride çalmaya başladı. Korkudan nefesim kesildi. Acaba yine o mu arıyor diye. Herif bir güne tüm psikolojimi bozuk para gibi harcadı. Kapım tıklatıldı ve Hasan içeriye geldi elinde telefonumla. Abla, Bekir abi arıyor der demez rahat bir nefes aldım. Uzanıp Hasan'dan telefonu aldım ve geri aradım Bekir'i. Bekir, günaydın örgül dedi şen şakrak bir sesle. Onun sesini böyle duyunca ben de ister istemez gülümsemeye başladım. Günaydın Bekir'im, yetişemedim telefona. Önemli değil ömrüm, ben kapının önündeyim, sizi almaya geldim dedi. Tamam Bekir ama sığar mıyız ki bilmiyorum, 5 dakikaya ineriz tamam mı? Leyla'm, millet de kafa kalmadı tabii dün. Bugün cumartesi ömrüm, savcılığa gidemeyiz ki. Sayın avukat falan diyordu dün, avukata götürürüm onları. Sen konuş onlarla, ben bekliyorum. Bekir'le konuştuktan sonra kimsenin günün farkına varmadığını fark edip içeri geçip dayımla konuştum. Gerçekten de herkesin aklından çıkmıştı bu ayrıntı. Dayım da en azından annemle avukat işini halletmek istedi. Oraya gidince benim durumumu da anlatıp bir akıl alacaklardı. Yengem, kızım benim, sen git Bekir'le birazcık hava al. Dayınlar taksiyle giderler. Öğlen de gelip beni alın, ben de geleceğim sizin alışverişe tamam mı? Hem senin de kafan dağılır azıcık dedi ve dayım da gülümseyerek başıyla gitmemi işaret edince tek başıma aşağıya indim ben de. Bekir beni yalnız görünce biraz şaşırdı. Hemen yanına geçip oturdum. Ben tek geldim Bekir'im. Cumartesi olduğunu herkes atlamış. Dayım ve annem de tek başına avukata gidecekler. Anladım da ömrüm, sen neden gitmiyorsun da annen gidiyor? Olmaz, biz de gidelim. Şey, işler biraz karışık. Yolda anlatırım sana tamam mı? Hafifçe gülümseyip
karnım aç, hadi gidip bir şeyler yiyelim olur mu dedim. Tamam ömrüm, hadi gidelim dedi ve kahvaltı için beni Somuncu Baba'ya götürdü. Yolda giderken sigara eşliğinde Bekir'e gece olanları anlattım. Babamın yaptığını duyduğu zaman sinirden yerinde duramıyordu. İşte böyle Bekir. Sonuç olarak dayım annemi boşanması için avukata götürüyor şu anda. Düğün arifesinde şu olanlara bak. Leyla, baban olduğu için kelimelerimi seçerek kullanıyorum ama inan ki o adama az bile. Boş ver, iyi olmuş böyle. Sizlere zarar verecek yoksa. Bekir, senin ailen de rezil olduk. Çok mahcup oldum ben. Baksana, gelin diye alacakları kızın resmen peşinde başka bir adam var. Sen de zor durumda kalacaksın şimdi. Sen ne diyorsun örgülü? Zaten bir şey demediler ama deseler bile hiçbirini dinlemeyeceğimi herkes biliyor. Ben sensiz yaşayamam kızım. Ailem ya da etrafımdakilerin ne diyeceği zerre kadar umurumda değil. Çok üstümüze gelirlerse alırım seni yanımıza, gideriz başka yerlere. Herkesten uzağa, kimse de karışamaz. Seni öyle seviyorum ki. Ah bir anlatabilsem sana içimi, dedi hararetli bir şekilde. Uzanıp elini tuttum ve üzerini öptüm. Ben de seni çok seviyorum Bekir'im. İyi ki tanımışım seni. Çam yarmam benim, dedim ve gülümsedim. Ben gülümseyince o da gülerek karşılık verdi bana. Sonuncu babaya vardıktan sonra şöyle derin bir nefes aldım içime. Harika bir havası vardı doğrusu buranın. Çardaklardan birine geçip oturduk ve Bekir kahvaltımızı söyledi. Kahvaltı gelene kadar ben de sigara içmeye başladım. Leyla'm telefonunu ver bana dedi Bekir. Ben de uzattım hemen telefonumu. Cebinden yeni bir sim kart çıkarıp telefonuma taktı şaşkın bakışlarımın arasında. Sonra da içini karıştırıp bir şeyler yapmaya başladı. Ne yapıyorsun Bekir Allah aşkına? Ne yapıyorsun var mı Leyla'm? Tabii ki numaranı değiştiriyorum. Sabahın köründe yeni hat bulmak ne kadar zor senin haberin var mı? Kendi adımı aldım ki o lavuk bulamasın bir daha. Sen de uzunca bir süre yakınların hariç kimseye verme ömrünü tamam mı? Birazdan açılır anneni arayıp haber verirsin dedi ve telefonu kurcalamaya devam etti. Aslında benim de aklımdaydı numaramı değiştirmek, bu yüzden de itiraz etmedim. Kahvaltımız gelince Bekir'in yanında olmanın verdiği rahatlıkla güzel bir doyurdum karnımı. Saat ilerlemeye başlayınca Bekir bir de kahve söyledi arkasından bize. Kahveleri içip yengeni ve Zühal ablamı alalım da çıkalım alışveriş artık ömrüm. Ablam başımı yedi durdu, eksik bir şey kalmasın diye. Bak orada ne gerekiyorsa al tamam mı? Çekinme sakın. Tamam da Bekir, ya ne alacağız ben de bilmiyorum ki. Yengemin gelmesi iyi oldu, hiç anlamam böyle şeylerden ben. Hem öyle çok masraf yapmaya da gerek yok. Kalkıp yanıma oturdu ve kolunu omzuma dolayarak beni kendine doğru çekti. Sonra da başımın üzerine öptü. Sen karışma öyle şeylere. Ne lazımsa al. Ben senelerde çalışıyorum ömrüm. Ne yapacağım parayı sana harcamayıp da? Tamam da Bekir. Yine de idareyle gitmek lazım. Bak abartmayın tamam mı? Vallahi annem kesenin ağzını açtı. İlk evliliğimi hem habersiz hem de onaylamadıkları bir durumda yapınca bu sefer az kaldı zil takıp oynayacaktı. Hatta arada oynuyor bile. Dün de sana bayılmış bu arada. Anlayacağın herkes halinden memnun. Sen de artık somut olup durma be ömrüm. Ben somutluyorum bir kere tamam mı? Sadece her şey üst üste geldi ve çok gerildim dedim ve Bekir'in gözleri parlamaya başladı. Ben alırım senin gerginliğini Leyla'm dedi ve kulağımın arkasını boynuma doğru öptü. Bu durumda bile tek dokunuşuyla nefesimi kesti ve hemen karnımda hareketlenmeler başladı. Hayır benim de Bekir'den pek farkım yok yani. Adama söyleyip duruyorum ama tek dokunuş içinde ölüyorum. Bekir insanlar görecek ne yapıyorsun ya dedim ve kendimden uzaklaştırdım. Hakkı uzamış sakalını sıvazlayıp gülümseyerek acilen evimizi tutalım bu ne ya o görecek bu duyacak dedi ve ellerimi tutarak üstünü öptü. Gözlerimi kısarak çektim ellerimi. Ne olacakmış evi tutunca bakayım. Ne olacak ömrüm doya doya seveceğiz birbirimizi dedi ve arkasına yaslandı. O zor beyefendi biraz bekleyeceksin evlenene kadar. Avucunu yalarsın Leyla Hanım. Senelerce seni beklemişim ben. Artık sabır falan kalmadı. Üstelik sen neden takılıyorsun ki bu duruma bu kadar? Etrafa bir göz atıp dibime kadar geldi. Sen de yanıyorsun benim kadar. Biraz rahatlasam seni ne olur yani dedi ve tekrardan uzaklaştı. Daha geçen akşamki öpüşmenin bile etkisinden çıkamadım ki. Şimdi korkuyorum, çekiniyorum desem kendimi de ele vermiş olurum. Ama ev tutunca ne yapacağım o zaman? En güzeli üste çıkmak. Sana demedim mi Bekir konuşma böyle şeyler yanımda diye. Lafa bak beni rahatlatacakmış beyefendi. Ben sana kızgınım bir kere. Hem planlı programlı olmaz ki canım böyle şeyler. Hele bir tutalım evi de
dedim ve o sırada kahveler de geldi. Bekir ile birbirimize takıla takıla içtiğimiz kahvelerden sonra kalkıp yengemi ve ablasını almaya gittik. Yolda arayıp bizimkilere yeni numaramı verdim ve Esra'ya da mesaj attım. Şimdi arasam bir saat susmazdı o. Yengemi ve Zuhal ablayı aldıktan sonra güçlü çarşının içine nişan kıyafeti aramaya. Ayaklarımıza kara sular indi ama aklıma yatan bir şey buldum nihayet. Gece mavisi ve askılı bir elbiseydi. Ama asıl beğendiğim şey etek kısmının tamamen kat kat tülden olmasıydı. Yerlere kadar uçuş uçuş bir elbiseydi. Karla tansız olması da benim için iyiydi çünkü çok da abartılı olsun istemiyordum. Bekir elbiseyi görünce hiç tereddütsüz beğendi ve aldık. Sonra da Bekir kendine gece mavisi bir takım elbise aldı. Duval ablanın ısrarı ile açık havada nişan fotoğrafı çektirmek için biriyle de anlaşıp bu sefer de ayakkabı derdine düştük. Garibim yengem ayakkabıcıda çöktüğü sandalyeden biz işimizi bitirene kadar kalkamadı. Sonunda Zuhal abla bana kuaför randevusu aldı ve artık işimiz bitmişti. Ama Zuhal abla son bombayı patlatıp bizi iç çamaşırcıya sokunca neye uğradığımı şaşırdım. Ay abla Allah aşkına gel çıkalım. Benim iç çamaşırım var bu kıyafet uygun dedim ve koluna yapışıp geri çıkarmaya çalıştım. Ama yengemin ikisi bir olup beni gerisin geri soktular içeri. Bir baktım Bekir de arkamızda. Ama ben alamam ki onun yanında bir şey. Başladı bana şebek gibi sıratıp kaş göz yapmaya. Aa sen çıksana oğlum dışarı. Ne işin var senin burada? Zuhal kızım çıkarsa kardeşin dışarı. Zuhal abla bıktım bir şekilde tekrardan Bekir'in kolunu yapıp çıkarmaya çalıştı ama nafile. En sonunda sızıp bir köşede oturmasına karar verip bana geri döndüler. Adettendir Leyla'cığım. Senin olsa bile bizim de almamız lazım. Ay annemin dilinden kurtulamam yoksa. Hem daha bu sadece nişan için, düğün için ayrı çıkarız dedi başladı çamaşır seçmeye. Sadece bedenimi söyleyip geri çekildim. Ne istiyorlar sağ olsunlar. Bakamam ben öyle herkesin içinde çamaşırı falan. Yengem baktı bende umut yok. Kendisi seçti ve alıp sonunda. Koştura koştura eve geldikten sonra herkese bir telaş başlamıştı bile. Ben kimseyle uğraşmadan hemen dışarı girip çıktım ve üzerime rahat bir şeyler giyinip yemek yemeye mutfağa geçtim. Dayım çarşıda tava yaptırmıştı. Hızlıca yemeğimi yedim. Balkonda sigaramı içtim ve odama gidip kıyafetlerimi giyinmeye başladım. Şifondan dizlerimde biten hanım hanımcık siyah bir elbiseydi. Üzerinde de minik minik pembe güller vardı. Altına da bantlı siyah ayakkabımı çıkarıp aynanın karşısına geçtim. Saçlarımı sıkı bir atölye yapıp sonra da sıkıca ördüm ve pentopalarla topuz yaptım saçımı enseme doğru. Olmazsa olmaz sürümümü de çekip dudağıma da pembe bir ruj sürüp elimde ayakkabılar çıktım odadan. Mutfağa geçtiğimde annem bir köşede ağlıyordu. Anne neden ağlıyorsun? Babam mı yoksa? Ama ne üzüleceğim ben ona be. Bir tanecik kızım evleniyor ona ağlıyorum. Aa yapma Ayten. Bak kızın canı burnunda zaten. Hem maşallah damat da pek düşün bizim cadıya. Hadi toparla kendini azıcık. Ben inanıyorum çok mutlu olacak Leyla. Bir olaya noktayı koydu yengem. Anneme sarılıp iki şebeklik yapıp keyfini yerine getirmeye çalıştım ve yolladım mutfaktan. Gergin geçen bekleyişin ardından Bekir ve ailesi geldiler. Onların da heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Kapıda karşılayıp içeriye buyur ederken Hasan da erkeklere terlik yetiştirme derdine düştü. Tabii hiçbir terlik Bekir'e göre olmayınca o terliksiz kaldı. İlk defa Bekir'in ufak da olsa utandığını fark ettim. Bu da beni gülümsetmeye yetti. Hele kapıda elinde çiçek ve çikolata ile kala kalması da çok tatlıydı. Elini kolunu nereye koyacağını şaşırmıştı. Zehra abla bir ara mutfakta yanıma gelip gün için özür diledi. Hemen sarılıp teşekkür ettim. O kadar kibarlardı ki olan olayların konusunu bile açmadılar yanımızda. Ya da babamın yokluğu hakkında tek kelime etmediler. Yengem kaş göz ile kahveleri yapmamı söyleyince mutfağa geçip herkesin kahvesini yaptım. Bekir'e farklı bir cezvede bol tuzlu kahve yapıp herkesten farklı bir fincana koydum tabii ki. Kazaya kurban gitmesin kimse değil mi ama? Kahveleri dağıtmaya başlayınca herkes sırıtmaya başlayıp bir dikkat Bekir'e bakmaya başladı. Ama Bekir hiç altta kalır mı? Bizim çam yarmam tek yudumda yuttu kaynar kahveyi ve mimik bile oynatmadı. Sonra da güle güle yaslandı arkasına. Bekir'in annesi pek bir böbürlendi bu duruma tatlı tatlı. Görümcelerim ise bana bakıp sırıtmaya başladılar. Ama Bekir'in bir an olsun gözlerini benden ayırmadı. Her zerrem Bekir'in sevgisiyle doldu taştı. Kısa bir sohbetten sonra Bekir'in babası hemen konuya girdi. Yavuz ve Selim abim hiç gözlerini ayırmadan Bekir'i kesmeye başladılar konunun açılmasıyla. Mehmet Bey, sebebi ziyaretimiz malum.
kızımızı pek beğendik zaten. Lafı uzatmadan konuya gireyim ben. Sayın başıyla onaylayınca isteme faslında başlamış oldu. Fuat amca beni istedikten sonra dayım usulen anneme sordu ve annemin onayı ile verdim gitti. Hadi Allah hayırlı etsin dedi ve herkes ayaklanıp bizi tebrik etmeye başladı. O kadar mutluydum ki bütün gece hiç durmadan güldüm. Gözlerimiz birbirinden bir an olsun ayrılmadı. Vekil beni yanına alıp alnımı öptü ve fotoğraf çektirdik. Sonra çayları dağıtmaya başladık Seliha ile ve nişan konusu gündeme geldi. Mehmet Bey bekletmeden hemen yarın nişan yapalım dedik. Siz ne dersiniz? Tabii Fuat Bey, bizim için uygun. Zaten bugün bir yer ayarladım. Hem çocuklar da biraz eğlenirler. Tamam o zaman. Peki düğün için ne zaman yapalım? Biz pek beklemek istemiyoruz. Hemen hazırlıklara başlayalım istiyoruz. Vallahi aslında normalde ben biraz bekleyelim derdim ama yaşadığımız şeyleri biliyorsunuz. En kısa zamanda bence de yapalım düğünü. Kafamız kulağımız rahat etsin. Tamam o zaman. Leyla kızımın ay sonunda sınavı varmış. 3 hafta kaldı. Yarından tez yok hazırlıklar başlasın. Hemen o haftaya gün alalım bizde. Koca adam oldular. Birbirlerini seviyorlar. Beklememize gerek yok dedi ve bu konuda burada kapandı. Betir'in de benim de yüzümüzde güller açıyorken bir geceyi de bitirdik kazasız belasız çok şükür. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.